Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerimize olsun inşallah diyerek yeni bir video başlıyorum. Evet. Dişimize bakın. Hiç eskisinden değişen bir şey yok. Kaldığı yerden devam. Yine bir koku aldı. Bakın sakat bacağıyla gidiyor arkadaşlar. Hiç umurunda öyle değil. Maşallah. Gerçekten maşallah. Şu bacağı tam bir düzelsin. Çünkü hala alttaki yarası maalesef ki sulanıyor. Düne göre yine iyi. Hani şişlikleri bayağı bir indi. Dün akşam yine tedavi yaptım. Antibiyotini vurdum. Düzeliyor arkadaşlar. Fakat arkada iki tane derin yarası var. Sağ kalçasında. Onlar biraz yıpratıyor. Ama Allah'ın izniyle en geç bir hafta içinde o yaralarda kapanacak. Ondan sonra inşallah dişimiz eskisinden daha hırslı bir şekilde sahalara dönecek. Bakın ayağı sakat. Yine koku aldı gitti. Helal olsun. Bir köpeğin içinde olduktan sonra demek ki boğulma falan umurunda olmuyormuş arkadaşlar. Yine devam ediyor aynı şekilde. Bunun gibi başka bir köpek boğulsa emin olun belki de 2 hafta yerinden kalkamazdı. Çünkü vücudunda kesik olmayan hiçbir yer yoktu arkadaşlar. Her tarafı paramparçaydı. Çok şükür toparladı. Arka kalçası da normalde iyileşecek, belki kuruyacak ama şimdi oraları yalayabiliyor arkadaşlar. Yaladığı için yara tam kabuk bağlamıyor. Ama yalaması da iyi. En azından mikrop falan kapmaz. Yarada çabuk kavuşur yani. Evet gidiyor köpekler. Başarıyı iste gidiyor. Dün akşam ben bunların komple hepsine parazit haplarını da verdim. Sanki ciddi manada bir fayda etti gibi. Pusatın niye böyle yine harladığını soracak olursunuz arkadaşlar. Pusat az önce yine bir şey kovaladı ormanda. Tek başına bir ormana girmişti. O yüzden yorgun geldi. Bu petrol de bugün yine geldi bizimle ama inşallah bir sıkıntı olmaz. Bu petrol ne zaman gelse arkadaşlar bir sorun oluyor bizim köpeklerde. Yani faydadan çok zararı oluyor öyle söyleyeyim. Kurtlar Vadisi'ne doğru gideceğiz. Uzun bir süredir gitmiyoruz. Derken arkadaşlar bakın çakal mı tam bilmiyorum ama çok taze bir burada dışkı var. Kurt da olabilir. Çok taze. Gerçekten çok taze. Bizim köpeklerinki değil. Yani şöyle biraz olmuş. Bu sabaha karşı ya da bu gece yapılmış bir dışkı. Bakın. Çakal veya kurt. Kesinlikle ikisinden biri kurt olma olasılığı da var. Kurtlar var. Zaten köpekler bir koku aldı şu anda. Pusat geride ama diğerleri fırlayıp gitti. Özellikle dişi. Dişi paşa gittiler. Sanırsam petrol de gitti. Evet şimdilik gidiyoruz. Vay be. Dayı kurtlar vadisinden beri geliyor arkadaşlar. Bayağı da yorulmuş. Oğlum sen bugün bayağı bir enerjiksin ama ne kovaladın öyle. Seni ilk defa deliğini bu kadar dışarıda gördüm. Aslanım benim. Sen bugün gerçekten dayı bugün bir kat daha gençleşti sanki. Parazit hapından sonra mı oldu bilmiyorum ama gerçekten enerjisi çok yüksek. Dayının ki kurtlar vadisine bizden önce girmiş geri dönüyordu. Bakacağız şimdi oralara eşinmiştir mutlaka. Tehlikeli bir bölge arkadaşlar bunu zaten sizlere her defasını söylüyorum. Burası. Buradan da hemen hemen fotoğrafını almaya gide gele yol oldu arkadaşlar. Bu ağaçlar kardan dolayı yıkılmış. Burada bayağı bir buraya yol yaptık. Burada tospo otu geçen bahsetmiştim. Çok fazlasıyla var. Bakın tospolar da var. Onu yemek için. Gördüğünüz gibi tospo kardeş de burada. Şimdi bunu şu otlardan keçiler
yiyeceğiz diye ölüyorlar. O yüzden biraz hızlı giderler. Ama yapacak bir şey yok. Karınları doysun da. Önemli değil. Evet. Kurtlar Vadisi. Pusu. Hemen üst tarafımızda arkadaşlar. Şimdi keçileri aşağı aldım diye çeviremedim ama buraya belki de sizinle davarla bu tarafları hiç daha önce göstermemiş olabilirim. Buraya çok mal masat da gelmiyor arkadaşlar için gerçi. Burası cidden ot olarak çok güzel bir yer. Maşallah. Cennetten bir koşu gibi bakın. Zaten ağaçlardan bile anlayabilirsin keçinin davarın gelmediğini, çiçekleri miçekleri duruyor. Şimdi size Dost hadi. Ay. Şu çiçekler çok güzelmiş. Lan. Gerçekten çok güzelmiş. Yani evin kenarlarına dikilebilir aslında. Olur mu bilmiyorum da. Zaten evdeki bütün çiçekler hemen hemen doğadan gelmiştir arkadaşlar. Bakın şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Harika ya. Yemin ediyorum harika bir çiçek. Bu bitkinin adını bilmiyorum ama arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir. Gerçi bu şey olabilir ya belki. Arkadaşlar bakın şu tohumları ise eğer. Bu nazar otu diye bir ot var. İçinde böyle salladığınız zaman kuru güp şeklinde oluyor. O ottan olabilir bu. Bunlar böyle kapılara falan asıyorlar. Nazar değmemesi için. Muhtemelen o ottan bu. Ya bak çiçeği nasıl görün. Şimdi davar gelmiş olsaydı ne güzel doğada durmuş olacaktı ama kesimiz çiçeğini yedi. Kötü ettin. Arı mısın sen? Bal mı yapacaksın çiçek? Şey, keçi. Ana, domuz ne yapmış lan? Evet. Tabii yeni yerler keşfediyoruz arkadaşlar. Bakın domuzlar buralarda buraların bayağı bir bu ağacın anasını satmışlar. Görüyor musun? Yarısı yok neredeyse. Vallahi yarısı yok. Aslında uzun süredir de sanki gelmemiş gibi ama olabilir. Yani. Çünkü buralar tam domuz yatağı arkadaşlar. Şu an davarın girdiği bölge tam domuz yatağı. Bu arada bakın ne pusat, ne paşa, ne kurt kız, ne de dayı. Dayı üst taraftaydı. Bilmiyorum şimdi dayı gelebilir ama özellikle kurt kız bugün benden uzaklaştı. Dün biraz daha yanımda da kalıyordu. Bugün şimdi bir koku alınca yine gitti. Yani o bacağı iyileşsin. Bakın dayı geldi. O bacağı iyileşsin. Bakın ne oluyor. Bu arada dayı anlanıyor. Her zaman kurtların bölgesine geldiğinde yaptığı şey. Tüyünü, tüstünü, bütün kokusunu bırakıyor buraya arkadaşlar. Bayağı da mutlu yani. Şu an sanki bir gölbez gibi davranıyor arkadaşlar bugün. Sabah da petrola bir göğüs attı. Yabancı bir köpek sandı. Petrol bir iki takla attı arkadaşlar. Şu köpeğin bir de yavrusunu aldı mı? Bizden iyisi olmadı Allah'ın izniyle. Makine makine bu yaşına rağmen. Dayıyı sevenler bir like atsın arkadaşlar. Bir de bir yorum atsın. Dayıcıları bir görelim bakalım. Oo, dişiye bak. Ta nerede? Ananı satayım. Helal olsun kızım sağa. Vallahi helal olsun. Ta nereye gitmiş yine ya? Ha kızıma, ha kızıma, ha kızıma. Lan yaralı bacağıyla ta nereye gitmiş arkadaşlar. Bakın seke seke gidiyor, seke seke. Şu bacağı, bak nasıl kanamış bacağı görüyor musunuz arkadaşlar? Yine gidiyor. Helal olsun kız sana. Yemin ediyorum helal olsun. Hiçbir şey kaybetmedi. Yavru almayı da garantiledi arkadaşlar. Bakın dinlene dinlene gidiyor. Dinlene dinlene. Aslanım benim be. Ha kızıma. Özledin ya dağlarda. Bakın bacağında nasıl kan akmış arkadaşlar. Ne kadar görünüyor bilmiyorum ama bacağı kanıyor şu anda. Ona rağmen geziyor ya. Nasıl bir hırsın maşallah kızım maşallah. Tek korktuğum olay işte senin başına bu geldi ama açıldığın için. Onlar da erkek ya. Senin gibi açılamıyorlar. Onlar da erkek ya. Seni tek düşürdüler böyle. Sana maşallah kızım. Yemin ediyorum maşallah. Artık ne olursa olsun bundan yavru alacağım arkadaşlar. Dayı ile bu yavru almaya garantili. Eğer pısırık olsaydı, boğuştan sonra arkamdan ayrılmasaydı
işin gerçeği arkadaşlar, yol vermeyi düşünüyordum yani. Ne kadar mükemmel olursa olsun yılmaması bir köpeğin çok önemli benim için. Eğer yılsaydı yol vermeyi düşünüyorum ama maşallah bakın. Daha üzerinden çok fazla geçmemesine rağmen yine gidiyor. Şimdi oranın uzaklığı çok fazla arkadaşlar. Bayağı var yaklaşım. 300 metre falan var. Ama tabi direkt kuş bakışı var. Bakın derelerden açmış da gitmiş yani oraya kadar. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bacağı kanayarak gidiyor arkadaşlar. Bacağında yani yarası var. Bakın bacağı kanaya kanaya oraya kadar yine gitmiş, yine geziyor. Yine mücadele ediyor. Çok iyi bir şey değil mi arkadaşlar? Yani gerçekten çok iyi bir şey. Ben bu dişinin zaten yarın bir gün çakalımış, kurdumuş, tilkiymiş, domuzumuş. Eğer ki Allah nasip ederse o gün denk gelirse yani dalacağından bir gram şüphem yok arkadaşlar. Bir gram. Yemin ediyorum bir gram şüphem yok. Yani denk gelsin yeter ki en ufak bir şüphem yok, dalacaktır yani. Yarın bir gün o dişi de denk gelsin. O dişiye bundan sonra bence daha hırsız dalacaktır yani. Öldürecek gibi. Yılmaması çok önemli. Yani o kadar yara alıp da o kadar köpeğin üstüne çullanıp bütün her taraflarını yırtması onun cesaretini kırmıştır diye düşünürken maşallah arkadaşlar en ufak bir şekilde bir korku belirtisi yok. Ezik görükmek, yaralı görükmek istemiyor arkadaşlar. Yani ben fark ettim. Onların mahallesine dün geldiğimiz zaman hemen kuyruğu kaldırdı. Böyle bacağı topallıyordu ya. Hemen bacağının topallamasını biraz daha böyle hani tüylerini koparttı. Dik yürümeye başladı. Hani belli etmemeye başladı bacağının sakatlığını. Çok zeki de bir köpek. Yani onu sizin herkes anlayamaz onu da. Ben anladım mesela o bacağını falan böyle hani. Yani belki de acısından ölse bile sanki yarası yokmuş gibi güçlüyüm ben. Hani ezilmedim der gibi yürümeye başladı. Zeki de bir köpek. Bence alfa da bir köpek. Yani alfa da içgüdüsü var içinde. Her köpekte bu yok. Yani nasıl ki her kurtta alfalık içgüdüsü yoksa her köpekte yok. O köpekler nadir çıkıyorlar. Zaten değerlendireceksen alfa içgüdüsü olan yani liderlik yapabilecek köpekleri beslemek lazım. Bulmak lazım. Çünkü onlar genellikle çok korkusuz oluyorlar ve ölümüne de çevredeki yabani hayvanlarla olsun, diğer sürü köpekleriyle olsun mücadeleye girerler. Çünkü bölge savaşı. Mesela dayı bu anlattığıma tam bir örnek bir köpek. Tam bir lider, alfa bir köpek. Yani bu yaşına rağmen bence sokaklarda da yani çok köpek öldürmüştü arkadaşlar. Ya şimdi böyle yanlış bir örnek olabilir ama genellikle böyle adam gibi adamlar sokaklardan çıkar arkadaşlar. Yanlış anlamayın. Yalılardan değil de böyle köyden yoksulluk çeken, garibanlık çeken, zorluk çeken insanlar geçmişinde böyle ileri gelmiş insanların geçmişinde hep bir dram vardır. Hep bir zorluk vardır fark ederseniz. Dayının da sokak hayatı ona çok şey öğretmiş ciddi manada. Yani aslında sokakta olması, belli bir süre sokakta kalması onun bence işine daha yaramış. Gel. Şimdi geçiler kalkıyor arkadaşlar bizim haliyle. Bir türlü alışamadılar. Çok inatçı geçilerimiz var. O da korkuyor geçilerden. Dayı tek korkulan şey geçiler muhtemelen. O da yani kıyamadığı için hani. Yoksa bir ısırsa geçiye de haddini bildirecek de geçileri koruduğu için onlara kıyamıyor. Hadi. Şimdi sokakta muhtemelen birçok köpek öldürmüştür yani. Ciddi derecede
bir köpek nasıl boğulur, nasıl etkisiz hale getirilir, nasıl yani bir köpeğin üstesinden gelir, kendimi nasıl tutturmam, nasıl yara almam, yani bunları tamamen sanki bir ringde maç yapar gibi öğrenmiş sokaklarda. Ki güçlü de bir köpek olduğu için muhtemelen kolay kolay köpekler hep bunun arkasında oluyordu, sokaktaki köpekler. Ona destek çıkıyorlardı. Ve genellikle de kazanan hep bu oluyordu arkadaşlar. Bu ezilmiyordu. Çünkü sokaktaki köpekler de hep şöyle bir iri köpeğe kolay kolay dalmazlar. Hani onu benimserler bir zaman sonra. Dayıyı da benimsemişler yani ki dayı da birçoğunun fişini çekmiş yani belli. Çünkü tecrübelerinden anlıyorum arkadaşlar. Bir köpeğe nasıl daldığını, ensesinden tutup da nasıl boynunu böyle kıracak derecesinde ısırdığını anlayabiliyorum ki bize yani son demlerinde geldi, hani öyle söyleyeyim. Bu köpek sokaktayken belki de daha 6-7 yaşlarındaydı, yani 5 yaşlarındaydı, 6 yaşlarındaydı sokağa düştüğünde belki de, bilmiyoruz. Ya da daha gençti. O zamanları bu oralarda terör estiriyormuştur yani. Evet arkadaşlar, dişimiz geldi. Bakın şimdi eğer durarsa bacağını göstereyim, zaten ne kadar sekerek gittiğini de göreceksin, bakın. Sekerek gidiyor, görüyor musunuz? Arka bacağının şurası da kanıyor sürekli. Bakın belli oluyor. O bacağı şiş, arka sağ bacağı. Ona rağmen yine durmadan geziyor, bakın maşallah. Bana beni ormanlara götürün diye yalvarıyor ya sabah. Normalde götürmeyeceğim kardeşim, yaralar iyileşsin, niye götürüyorsun diyebilirsiniz ama ciddi manada ağlıyor arkadaşlar köpek. Beni götür diye yalvarıyor yani. Ben de dayanamıyorum, ne yapayım. Yaralar iyileşir arkadaşlar, sıkıntı yok. Ki dişimize de ihtiyacımız var yani sürüde. Her türlü ihtiyacımız var. Dişi bizim için haddinden fazla gerekli yani. Evet. Hiç yani başka hiç ota bakmanıza gerek yok. Tospo otuna koşun da koşun. Koşun da koşun. Hiç durmayın geçiler. Böyle devam. Aferin. Böyle devam. 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 Böyle devam. Hiç şey yapmayın. Evet. Tospo'ları tospo otunun yanından ayrılmıyorlar. Tospo. Tospo ke. Geçimiz geliyor ama aşağı almamız lazım. Bizimkiler yine bir şey mi kovadı, anlamadım ki. Oğluma, oğluma, oğluma. Ha, senlerim benim. Oğluma. Şunları da geri çevirelim de. Evet, yaralı dişimiz. Her yeri yara. Ama o sürü aşkıyla yanıp tutuşuyor. Aferin kızım. Bu müziği kim dinliyor acaba böyle? Bayağı dertli arkadaş da herhalde. Hadi sı. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş bugünün de sonuna geliyoruz. Çok şükür bir sıkıntı olmadı. Atlattık. Allah'a şükür. Burası kurtların, bizim M keçimizin yavrusunu yediği yer arkadaşlar. Annesini kurtlar yemişti. Daha yavrusu henüz 20 günlük, 25 günlükken yetim kalmıştı. Çok şükür büyüttük, besledik. Belli bir yaşa geldikten sonra, yaşa derken 4-5 aylık falan olmuştu işte.
Maalesef ki burada annesinin kaderi gibi onu da kurtlar yemişti. Dişimiz burada. Şu anda yarasını yalıyor arkadaşlar. Burada bayağı bir, şöyle göstereyim, derin yaraları var arkadaşlar. Bakın şuradaki yarası kanıyor sürekli. Ama kan dediğim yani sulu kan, iyileşecek, sıkıntı yok. Aslanlarımız burada, durun bakalım, dördünüze şöyle durun. Dördünüze durun durun durun. Lan oğlum, durun, güzel bir fotoğrafınızı alacaktım. Sizin daha dördünüz bir araya hiç gelmediniz. Haydi bakalım, haydi. Ha, aslanlarım benim. Genç gibisiniz aynı ha. Aynı gençler gibisiniz. Petrol de burada. Oluma, 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 oluma. Bürü çok iyi bürü arkadaşlar. Sesi geliyor mu bilmiyorum da köyden böyle çok uyur. Bakın. Çok çok uyuyor arkadaşlar. Uyanık maşallah. Burası da bizim köy. Tabi şu anda ormanın içinde yaprak araştığı için çok bir şey gözükmüyor ama köyümüz bu şekilde arkadaşlar. Birçok ev görükmüyor şu anda. Böyle derenin içinde bir köy. Evet. Şu anda böyle çok uyuyor. Ne gördü acaba? Çok uyanık. Böyle kedilere medilere arkadaşlar saldırıyor yani şimdiden. Cesareti de var. Bizi mi gördü acaba? Gerçi bizi görmesi imkansız da. Ha, maşallah. Uyanık. Neyse. Bugünlük buraya kadar olsun videomuz. Bizleri izleyip destek verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Size her zaman olduğu gibi en gönül yeri Allah'a emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.